Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi ile Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü Gönüllü Kardeşlik Projesi'nin tanıtım sunumu gerçekleştirildi. Mediko Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen tanıtım sunumuna Adıyaman Üniversitesi Rektör Danışmanı Doçent Doktor İbrahim Hakan Bucak, Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şube Müdürü Emin Karadeniz, Proje Koordinatörü İsmail Günay, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Sosyal, ekonomik, kültürel ve akademik alanda zorluklar yaşayan 7-18 yaş arasındaki korunma ve bakım altındaki çocukları Adıyaman Üniversitesi'nde eğitim gören gönüllü öğrencilerle eşleştirmeyi planlayan ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan proje kapsamında çeşitli eğitim programları hazırlanarak çocukların özgüven, yaratıcılık, sorumluluk alma ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Sunumun açılış konuşmasını yapan Rektör Danışmanı Bucak, Adıyaman Üniversitesi olarak böyle bir projenin içerisinde yer almalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek projeye tam destek vereceklerinin altını çizdi. Bucak, "Projemiz geçen yıl hayata geçirildi. Çok güzel dönüşler oldu. Adıyaman Üniversitesi olarak bu projeye tam destek vermeyi planlıyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimize büyük sorumluluklar düşüyor. Çünkü bu işin vicdani bir boyutu var. Kurumda kalan çocuklarımız, öğrencilerimizi gördükleri zaman çok mutlu oluyorlar. Bu nedenle hepimiz taşın altına elimizi koyup en iyisini yapmak için çaba harcamalıyız," dedi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şube Müdürü Karadeniz ise Gönüllü Kardeşlik Projesi'nin vicdani ve insani manada büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Dört kuruluşumuzda toplamda 180 çocuğumuza yatılı hizmet veriyoruz. Her birinin farklı bir hikayesi ve duygusal anlamda yıkılmışlıkları var. Bundan sonra ne yapabiliriz, ne tür iyileştirmeler yapabiliriz sorularına hep birlikte cevap arayacağız. Gayret içerisinde olacağız ki projemiz başarılı olsun," şeklinde konuştu. Proje hakkında bilgi veren proje koordinatörü Günay ise, "Projedeki amacımız korunma ve bakım altındaki evlatlarımızın ailesine, arkadaşlarına ve geniş bağlamda topluma karşı aidiyet duygusunu artırmak, daha gelişmiş sosyal becerilere sahip olmalarına fırsat tanımak, arkadaşları ve aileleriyle daha iyi ilişkiler kurmalarını sağlamak, okula devamlarını artırmak, akademik performanslarını geliştirerek kendileriyle birlikte ailelerinin de toplum tarafından fark edilmiş, anlaşılmış ve kabul görmüş olduğunu hissettirmektir. Bunun yanı sıra en az 2 yıl sürmesi planlanan birebir ilişkilerde her çocuğun gelişmesi için gereksinim duyduğu destekleyici, yakın bir ilişkinin oluşturulmasını amaçlamaktayız," şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından kurum müdürleri tarafından proje ve kurumları hakkında bilgilendirme sunumları yapıldı. Adüy FM Radyo Dergisi.